Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşimli limit süreklilik fasüküründe arkadaşlar. Ön izleme testi. Test 7'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde veriliyormuş. Şimdi canlarım buradaki ifadeye baktığınız zaman hemen o ifadeyi gösteriyorum. Yani şurası. Burası x eksi 3'ün parantez karesidir. Geldim hemen x eksi 3'ün parantez karesi dedim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bunun neyini alıyorsun? Tabii ki kare kökünü alıyorsun. Ve aşağıda da x parantezinde x eksi 3 var. Peki güzel insanlar burası şu 2, iki, 2'den dolayı hemen gösteriyorum sana. Ne yapıyordu? Çift kuvvetin özelliğinden dolayı bu ifade dışarıya mutlak değerli çıkıyordu. Geldik buraya yine x çarpı x eksi 3 yazdık. Peki gerçekten bakalım x eşittir 3 apsis noktada limit var mı yok mu? Ne olacak? Limit x 3'e giderken bu fonksiyonda burası kritik nokta olduğu için mecburen sağdan ve soldan bakmak zorundasın. Peki güzel insanlar buraya sağdan yaklaştığın zaman böyle artık uzun uzun yazmayalım. Sağdan yaklaştığın zaman bu dışarıya aynen çıkıyor. Aynen çıkarsa x eksi 3 bölü x çarpı x eksi 3 gelir. Bunlar sadeleşir. X yerine de 3 yazarsan cevap 1 bölü 3 gelir. Bu 3'ün sağ limiti. Şimdi 3'e soldan yaklaşalım arkadaşlar. 3'e soldan yaklaştığın zaman da şurası tabii ki eksi olacağı için bu ifade dışarıya bu sefer eksi önüne alıp o şekilde çıkacak. Geldik buraya x çarpı x eksi 3 dedik. Buradaki x eksi 3'ler birbirini götürdü. 3 yazdığın zaman da cevap eksi 1 bölü 3 geldi. Sağ limit sol limitten farklı olduğu için x eşittir 3 apsisi noktada limit yoktur. Bu ifade doğru. F fonksiyonunun x eşittir 0 apsisi noktasında sürekliliği incelenemez. Şimdi baktığın zaman 0 bu ifadenin paydasını ne yapıyor? Tabii ki 0 yapıyor. Bu noktada süreklilik incelenemez. Evet bu ifade de doğru. Çünkü hatırlıyorsanız canlarım şöyle bir grafikte biz ne yapıyorduk? Burada sürekli inceleyemeyiz diyorduk ve ona göre yazılmış bir soru. Geldik 3'e soldan yaklaşırken fx'in limitinin sonucu 1 bölü 3. Hayır 3'e soldan yaklaştığımız zaman biz bu limitin sonucunu eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. O zaman cevabımız 1 ve 2 geldi. Şurayı biraz aşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bunu hala bilmeyen Maalesef öğrenci kardeşlerim var. Bir fonksiyon bir noktada tanımlı değilse bunu Milli Eğitim Bakanlığı MEP kitaplarında ne diyor? Bu noktada süreklilik incelenmez diyor. Bizim fonksiyonumuz da bu noktada tanımlı olmadığı için x eşittir 0'da ve x eşittir 3'te tanımlı olmadığı için bu noktalarda süreklilik incelenmez. Bu ikinci öncül o yüzden doğru. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar ilk dikkatimizi çeken şey bu grafik f eksi x'e ait. Anlaştık mı? Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Ben seninle birlikte birkaç tane işlem yapacağım. Tamam mı? Bak iyi izle. Şimdi şurada güzel insanlar 2'ye sağdan yaklaşıyorsun ama bunu gelip fonksiyonda yerine yazdığın zaman mesela şuraya 2 1 yazsam burası ne olur? f eksi 2 1 olur. Yani Limit dediğin ifadede x 2'ye sağdan yaklaştığı zaman bak 2'ye sağdan yaklaştığı zaman ben sana burada bütün her şeyi anlatacağım sadece bunları göstermeyeceğim. Buradaki f eksi x'in sonucu aslında sonuç olarak bak eksi 2,1 çıktı ya limit x dediğin ifade eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx değerine eşitmiş. Burası çok önemli. Mesela geldin şurada ne var? 1,9 var. Ben bu 1,9'u buraya yazarsam f eksi 1,9 geldi mi? Geldi. Yani ne demek istiyorsun hocam? Limit x dediğin ifade 2'ye soldan yaklaşırken f eksi x dediğin şey ne oldu? Eksi 1,9 demek eksi 2'nin sağa demektir. Yani limit x dediğin ifadede eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fx'e eşit. Şimdi şuradaki kritik nokta gibi olan yer eksi 3 ona da bir bakalım. Şimdi burada eksi 3 virgül 1 yazsam yani f eksi 3 virgül 1 yazdın ya bir eksi de buradan geldi bura artıya dönüştü. Bu sefer ne oldu burası 3'ün sağına eşit oldu bak o zaman limit x dediğin ifade Eksi 3'e soldan yaklaşırken f eksi x yani benim fonksiyonum neye dönüşüyormuş? Buradaki 3'ün sağ limitine dönüşüyormuş. Bunlar bizim için çok önemli. Ve son olarak o zaman artık ben bunun mantığını anladım. Şurada da bir de isterseniz eksi 2,9 yazalım. Peki burası ne olacak o zaman? 2,9'a dönecek. Çünkü eksi eksi artıya döndü. Bu sefer burası 3'ün solu oldu. O zaman ne yazacağız? eksi 3'e sağdan yaklaştığı zaman f eksi x dediğin ifade burada canlarım 3'ün sol limitine eşit olacak. Peki bunların hepsini ben gösterdim sana. Dikkat bak şimdi 3'e sağdan yaklaşırken fx 3'e sağdan yaklaşan fx aslında neymiş? Eksi 3'ün sol limiti. Eksi 3 burada hemen gösteriyorum. Solu da burası. Yaklaştın. Sonuç kaç çıktı? Eksi 1. Demek ki buranın sonucu eksi 1'miş. Evet. Eksi 1 demiş. Doğru. Şimdi geldik şuraya. Eksi 2'nin sol limiti fx'de. Eksi 2'nin sol limiti aslında kimmiş? 2'nin sağ limiti. Geldim burada. 2'nin sağ limitini hemen hesapladın. Sonuç kaç? 2. Bunun sonucu 2 olması gerekiyormuş. Bu ise 1 yazmış. Demek ki bu ifade yanlış. Şimdi iyi dinleyin. Burada f eksi x'in hemen söylüyorum bak f eksi x'in limitinin olmadığı yerler kim o noktalar? Bir x eşittir eksi 3 noktası bir de x eşittir 2 noktası. Önce bilinenden başlayacağız. Önce bilinenden. Sen şimdi f x'in limitinin olmadığı yerleri bulmak istiyorsun ya. Eksi 3'ü buraya yazarsan diyeceksin ki o zaman x eşittir 3. 2'yi buraya yazarsan x eşittir eksi 2'de limit yok. Kimin? fx'in. Şimdi geldim buraya. x bölü 2'yi nasıl buluyorsun hocam? Eğer ki sen bir fonksiyonun içini 0 ile 1 arasındaki bir sayıyla çarparsan bu ifadeyi onlarla bölmek zorundasın. Yani şuranın 1 bölü 2 ile çarpmıyorum. 2 bölü 1 katını alıyorum. Öyle düşün. Buranın da 2 bölü 1 katını alıyorum. O zaman bu kat ne oldu? Şurası 6 oldu. Burası ise eksi 4 oldu. Yani f x bölü 2'nin limitinin olmadığı yerler biri 6 diğeri ise eksi 4 toplamı ise 2 geldi. O zaman bu öncül doğru. Cevap da 1 ve 3 geldi. Peki hocam bize bir şey daha anlatır mısınız? Anlatırız. O iş bizim işimiz. Peki ne anlatacağız size? Diyelim ki fx'in limiti nerede yok güzel insanlar? 3'te ve eksi 2'de yok. Acaba hocam f 2x'in limiti nerede yoktur? Bu sefer ne oldu? Sen burayı birden büyük bir sayıyla çarptın. O zaman burayı artık o sayıya böleceksin. Bak buradaki işlemin tam tersi. Yani diyeceksin ki bir 3 bölü 2'de limiti yok. 1 de eksi 1 de limiti yok. Bu mantığı bu şekilde bileceksin. Peki hocam ya nereden geliyor bunlar? Biraz ezbere iş olmuyor mu? Oluyor. Haklısın. Mantığını da anlatıyorum o zaman. Dinle. Benim eğer shorts videolarını izlediysen orada çok detaylı böyle fonksiyon grafikleri çözdüm. Şu senin diyelim ki fx fonksiyonun anlaştık mı? Şurası 0 şurası 4. Peki hocam f2x'i çizer misiniz bize? Tabii ki çizerim. Al sana f2x dediğin ifade şuradan 2'den geçecek. Aslında şu tepe ile bu tepe değişmeyecekti ama kusura bakmayın. isterseniz burada çizeyim. Şöyle geldin hop şurayı 2'ye düşürdün. Mantık bu. Peki hocam bir grafik daha çizin o da fx bölü 3 olsun. Bu sefer bunların 3 katını alacaksın. E 0'ın 3 katı zaten yine 0. Burası bu sefer 12'ye geldi. Bu da bunun grafiği. Ne yapıyorsun? 0 ile 1 arasında bir sayıyla çarptığın zaman aslında burayı o katsayıyla ne yapıyorsun? Bölüyormuş gibi yapıyorsun ve genişletiyorsun. Eğer ki birden büyük bir sayı ile çarptığın zaman o zaman da daraltıyorsun. Burada daralma oluyor. Burada ise genişleme oluyor. Mantık bu. Şimdi geldik hemen bizim bir sonraki sorumuza. Ne yaptık ama? Onu da söyleyeyim mi? Bence konu anlattık yine her zamanki gibi. Şuraya bir tane kalp koyduk. Çok güzel bir soru. Hemen geçtim. Üçüncü soruma. Şimdi burada farkındaysanız en büyük eşit 4 olmak üzere demiş. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir logaritma 2 tabanında x fonksiyonu için 2 üzeri 256 bu şekilde başlamış. Ve en tane böyle bileşke fonksiyon var. Limitinin değeri bir gerçek sayı olduğu bilinmekteymiş. Peki enin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Geldim. Şimdi sanki böyle bileşke yokmuş gibi davranalım. Tamam mı? Sonuçta bu ne? f bileşke f bileşke f bileşke geleceksin. Burada bir tane değer hesaplayacaksın. O da ne? 2 üzeri 256. Bence şuradan bir başlayalım. Başlarsak logaritma 2 tabanında 2 üzeri 256. Bu benim ilk ifadem. 2 üzeri 256'ya bakıyorum. Sonuç olarak 256 başa geldi mi? Geldi. Buranın sonucu 256 çıktı. Şimdi devam ediyorum. Sırada f 256'ya bakacağım. Bak. Burası bitti. Buranın sonucu 256 geldi. Devam etti. Peki bu sefer ne oldu? Logaritma 2 tabanında 256. 256'yı silelim. Onun ben 2'nin 8. kuvveti olduğunu biliyorum. 8'i başa attım. Buranın sonucu bu sefer 8 geldi. Devam ediyorum. Bu sefer F8'e bakacağım. Peki baktığım zaman burası logaritma. 2 tabanında 8. Sonuç olarak logaritma 2 iki tabanında 2'nin küpü burası böyle 3 geldi. E bu bitmez ki hocam diyeceksiniz hayır. Bir yerde bu ifadenin sonucu negatif olacak. Negatif olduğu zaman da limit hesabı yapamayacaksın. Çünkü logaritma düşünsene 2 tabanında eksi 4. E bunu hesaplayamazsın ki. İşte orada bir yerde duracak. Bizim amacımız o ilk negatif olduğu yeri bulmak. Peki şimdi sırada F3 var. F3'e baktığın zaman burası logaritma 2 tabanında 3. Canlarım buranın sonucu yaklaşık olarak mecburen kaçla kaç arasında? Bakın iyi dinleyin. 2 i̇ki tabanında 2'nin sonucu güzel insanlar 1. Demek ki burası 1'den büyük, 1 küsür bir şey geldi. Şimdi devam ettiğim zaman bu sefer F içinde 1 küsür bir şey yazacağım. Yani burası logaritma 2 tabanında 1 küsür bir şey çıktı. Peki arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi? Logaritma 2 tabanında 1'in 0 olduğunu biliyorum. Logaritma 2 iki tabanında 2'nin 1 olduğunu biliyorum. O zaman bu ifade logaritma 2 tabanında 1 küsür dediğin şey aslında 0 ile 1 arasında bir sayı çıktı mı çıktı. Burası da o zaman 0 küsür. Şimdi geldim şuna. Bak iyi izle. Bu sefer 0 küsür bir şey yazdığın zaman logaritma 2 tabanında 0 küsür bir şeyin sonucu negatif gelir artık daha bu işlemi yapamazsın. Çünkü niye diyeceksiniz hocam? Sıfır küsürün sonucu ben buradan baktığım zaman eksiye gittiğini görüyorum. Ve logaritma eksi bir şey alamaz. Yani logaritma 2 tabanında eksi sıfır virgül bir şey yapamazsın. Bunun hesabını biz yapamayız arkadaşlar. Ve tanımlı olmadığı için yapamıyoruz. O zaman kaç kez f işlemi yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa f işlemi yaptık. O zaman n dediğin ifade birden başlayıp 6'ya kadar olan sayılar olacaktı normalde. Ama sorunun başında n büyük eşit 4 dediği için şu 3 değeri alır. Cevabımızda topladığın zaman 15 gelir güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f parçalı fonksiyonu ve g doğrusal fonksiyonu için f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta birebir fonksiyon olduğuna göre limit x 2'ye soldan giderken f(x)'in alabileceği doğal sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bu tip sorularda her zaman ama her zaman bu soruyu aslında birek fonksiyon sorusu olarak da görebilirsin. Yapacağın işlem şu grafik çizmek. Çünkü grafik çizdiğin zaman çoğu şey hemen ortaya çıkar. Peki gelin sizinle birlikte grafik çizelim. Hem de hatırlamış oluruz. Şöyle geldik. Şu fonksiyona bakacağız. Bakın fonksiyonun kilit yeri burası. X artı 1'in karesi artı 2. Bu bir parabol belirtiyor. Kolları yukarı doğru. Kollar yukarı. Hemen geldin şöyle yazdın. Kollar yukarı. Ve burada R noktası ve K noktası benim için önemli. R'si buranın içini sıfır yapan yer. Eksi 1. K ise yandaki sayıydı. O da 2. O zaman şurası eksi 1. Şurası ise güzel insanlar 2. Bunun grafiği şöyle olacak. Bak kollar yukarı olacak ve parabolün tepe noktası bu şekilde gidecek. Peki canlarım bakın. Burada fonksiyonun kilit yeri burası. X büyük eşit 2. Bir nevi parçalı fonksiyonun grafiğini çizmeyi de seninle birlikte şu an hatırlıyoruz. Burası 2 noktası. 2 yazdığın zaman şurada 2 artı 1'den 3 karesi 9 2 daha 11. Şurası 11 geldi. Şimdi canlarım bakın. Bunun şurayı komple siliyorsun bak. Buradan önceki kısımlarını siliyorsun. Peki hocam niye sildik? Çünkü bu fonksiyon sadece 2'den büyük eşit olan yerlerde geçerli. Bunun içini geliyorsun şöyle dolduruyorsun. Şimdi ben ne yapacağım? Buradaki birebirlik durumunu incelemeye başlayacağım. Ve 2'nin sol limiti. Acaba Burada hangi grafikleri çizebilirim? Bakın. Şöyle bir grafik var elinde. Tamam mı? Yukarı doğru artan bir grafik var ve buradaki değer 2, şurası ise 11. Acaba g fonksiyonu devamında böyle olabilir mi? Bu benim için önemli bir yer. Tabii ki olamaz hocam. Niye? Çünkü sen bunu çizdiğin zaman birebir olmaz. O zaman bu ihtimal gitti. Yani buradan sonra g'nin yukarı çıkma ihtimali yok. Kesinlikle ama kesinlikle aşağı inecek. Peki geldi diyelim ki şurası tam 2'ye yine 11. Burada bu fonksiyon böyle devam edebilir mi? Evet edebilir. Yani şu an 2'nin sol limitinin sonucu 11 çıktı. Bir şey daha göstermek istiyorum. Geldim güzel insan grafik böyle. Burası yine 2, şurası 11. Bir sonraki grafik aşağıdan böyle devam edebilir mi? Yani şurası 10 olabilir mi? Evet olabilir. Yani 2'nin sol limiti 10 da çıkabilir. Burada bu fonksiyon hem tanımlıdır hem de birebirdir. Birebirliği ispatlıyorum. Çizdin tek yerde çizdin tek yerde. Al işte mis gibi birebir. Burası 10 olacak kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış yazdım. Bir sonrakinde o zaman ne olabilir? 9'da olabilir. 8 de olabilir. 7 de olabilir ta ki sıfıra kadar gelebilir. Bu doğal sayı değerlerinin toplamını sormuş. O zaman 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2'den cevap 66 yani A şıkkı çıkacak güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının x eşittir a apsisli noktasındaki limit değerleri eşit ve 5'tir. Eğer ki buradaki limit değeri A'daki limit değeri 5 ise buradaki limit değeri 5 ise bizim sıkıştırma teoremi diye bir teoremimiz var. Ve yine aynı şekilde şunu hemen yazma hakkım var. X eşittir A'daki HX limitinin sonucu da 5 olmak zorunda güzel insanlar. O zaman X A'daki limitin sonucu şurası 5 ise Cevap 2 üzeri 5'ten 32 geldi. C şıkkı çıktı. Geldik hemen 6. sorumuza. Yine çok güzel bir soru. Aslında o kadar güzel bir şekilde konuyu öğretiyor ki yani sıkıntı yaşadığın yere nokta atışı yaptırıyor soru. Şimdi soru şu. F A'dan R'ye G B'den R pozitife. Y eşittir Fx ve Y eşittir Gx fonksiyonlarının tanımlı olduğu aralıklarda her x gerçel sayısı için limitleri vardır. Yani f'in de g'nin de tanım kümelerinde limitleri mevcutmuş. Peki burada a eleman a kesişim b niye yazmış? Önce size bu soruyu soruyorum ben. Siz de diyeceksiniz ki hocam fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmem için toplama çıkartma çarpma bölme yapabilmem için bir kez benim alacağım sayının kesişim kümesinde olması gerekiyor. Burada o yüzden bunu yazmış soru yazarı. Sen bunları bileceksin ve bunu düşüneceksin soruda işte. Peki acaba ilk başta 3'ten başlayalım. Bu ifade doğru mu? Peki geldin limit x a'ya giderken f bölü g'nin limiti var mı? Peki güzel insan bunun limitinin olduğunu biliyorsun. Bunun da limitinin olduğunu biliyorsun. O zaman f bölü g vardır diyor muyduk? Hayır. Benim öğrencim şuna bakacak. Bölüm varsa Buranın sıfır olma ihtimali var mı? E g fonksiyonuna baktığın zaman, r pozitife gitmiş mi gitmiş? Buranın paydası her zaman sıfırdan ne? Tabii ki farklı. O zaman f bölü g'nin limitini hesaplayabilirsin. Şimdi geldim şuraya. F bileşke g'nin x eşittir a apsis noktada limitin olması için, g a eleman a olmalı. Bak şimdi bir de buraya bak. G bileşke f'nin x eşittir a apsis noktada limitin olması için böyle bir şey yazmış. Sadece f ile g'nin yeri değişmiş. Ama önemli olan yer neresi biliyor musunuz? Tabii ki burası. Bir öğrenci gerçekten limiti öğrenmiş mi öğrenmemiş mi ben bu sorudan anlarım. Peki ne yapacaksın? Önce şuna bakacağım bak. Bir limit x dediğin ifade a'ya gitsin. Burası f bileşke g x oldu mu oldu. Ben bunu nasıl yazarım? Tabii ki şöyle yazarım. Limit x a'ya giderken f bileşke g x geldi. Burada A yazdın. Hocam burası GA çıktı. GA da eğer ki A'nın elemanıysa F'in içine düşer. O zaman limit vardır bunun. Sen böyle yazarsan sen daha limit çözemezsin arkadaşım. Ben yüzüne söylüyorum senin. Limit çözemezsin. Çünkü burası GA olmaz. Burası x A'ya giderken unutma GX'in limiti olur. Eğer ki bu limit A'nın içine düşerse F bileşke G hesaplanır. Bak şimdi burada da fark ettim mi onu yazmış. Burada ne yazmış? Limit x a'ya giderken burası g bileşke f x. İşte burası f a değil arkadaşım. Burası tabii ki x a'ya giderken f'in limiti. Bu limit kimin içine düşerse b'nin içine düşerse o zaman sen diyeceksin ki burada gof'un limitini hesaplayabiliriz. Bu doğru bu ise yanlış. Anlaştık mı? Çünkü sadece limitleri var demiş. Peki hocam, burada limitleri var değil de sürekli deseydi. Bak sürekli deseydi o zaman 1 de doğru olurdu, 2 de doğru olurdu. Zaten 3'ü bulmuştum. Anlaştık mı? Sürekli demediği için sadece 2 doğru. Peki hocam süreklilik ne katıyor ki? Süreklilik sonuçta limit değeriyle görüntüye eşit kılıyordu. O yüzden 1 de doğru olurdu. Geldik 7. sorumuza. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Burada gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu ve k bir gerçel sayı için böyle bir şey tanımlanmış. Peki arkadaşlar bakın. Buradaki eksi 1'e baktığın zaman limitin sonucu k'ymış. Ne yapacağız? Biz şuna varacağız. Limit x dediğin ifade eksi 1'e soldan yaklaşınca bunun sonucu da demek ki k'ymış. Geldim yazdım. Yine aynı şekilde limit x dediğin ifade eksi 1'e sağdan yaklaşınca yine bunun da sonucu hocam kaymış ki ben bu ifadeye varmışım. Biz testlerde şöyle bir soru çözmüştük hatırlıyor musunuz? f eksi x diye bir soru yazmıştık size. Bununla ilgili bir soru çözmüştük ve ondan sonra fx'e geçişler yapmıştık. Bu soruyu eğer tam anlamıyla kavradıysan burada sıkıntı yaşamayacaksın. Bak niye? Eksi 1'in solu demek eksi 1 virgül 1 demek. Geldim bunu yerine yazdın. Burası ne oldu? F 1,1 çıktı. Bunun sonucu kaymış. Peki aslında burası ne? 1'in sağ limiti demek. Bunun sonucu k geldi. Şimdi eksi 1'in sağ ne demek? 0,9 böyle bir şey. Geldim bunu yerine yazdım. Burası bu sefer f 0,9 gibi bir şey çıktı. Bu da kaymış. Bak burada yerine yazıyorum. Anlaştık mı? Sonuç bu geliyor. Aslında bu ne demek? 1'in sol limiti demek. Peki ben bir şey yakaladım. 1'in sağ limitinin sonucu k çıktı. 1'in sol limitinin sonucu k çıktı. O zaman buradan çıkan sonuç şu. Bu fonksiyonun x eşittir 1 noktasında limiti mevcut ve cevabı k. Bak şimdi 1'in sağ limiti k. Evet bu doğru. Geldim şimdi buraya. Eksi 1'deki limitin sonucu k'ymış. Sakın ama sakın arkadaşım şuradaki eksi 1'e kanıp da bunun limitinin sonucu k mi? Şimdi bak sana şöyle bir örnek yazmak istiyorum. Diyelim ki x dediğin ifade 2 olsun. Buraya f x artı 2 yazsın. Bunun sonucu 5 olsun. Sen şu an 2'deki limitin sonucuna mı 5 diyorsun? En önemli şey bu bak buradan konuyu kapacaksın bak buradan soruyu öğreneceksin. Sen şu an 2'deki limitin sonucuna mı 5 diyorsun? Hayır tabii ki hocam 4'deki limitin sonucu 5. Bu önemli sen buraya şunu yazacaksın x 4'e giderken bu limitin sonucu 5. Buraya yazdığı sayının bir önemi yok ki. Önemli olan şuradaki içerideki yer önemli. E burayı da eksi 1 yazınca 1 oluyor. 1'deki limitin sonucu k'ymiş. Zaten bunu buldum. Eksi 1'deki limitin sonucu her zaman k gelmez. Bu yanlış. 0'daki limit, 0'daki limitle ilgili zaten bilgi yok. Sadece 1'deki limitle ilgili biri var. O zaman bu da her zaman doğru olmaz. Cevabın yalnız 1 gelir. A şıkkı çıkar. Geçtik 8. sorumuza. A, B, C birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli f fonksiyonu bu biçimde tanımlanıyor. Bu fonksiyon sürekli ise bunun mecburen sağ limiti bunun sol limitine eşit olacak ve tabii ki görüntü de eşit gelecek. Peki canlarım biz önce sağ limit ve sol limiti odaklanalım. C yazdığın zaman tabii ki buraya 3 tane C kare geldi. Bu bizim sağ limitimiz. Sol limite baktığın zaman buraya C yazdığın zaman 2 tane AC artı 3 tane B geldi. Hepsini bu tarafa attın. 3C kare eksi 2AC eksi 3B eşittir 0 çıktı. Şimdi bu denklemin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? İyi izle beni. Bu ifade C'ye bağlı bir ikinci dereceden denklem. Sen de burada C'li bir şey yazıp bu ifadeyi ne yapacaksın? Yarı kısmi C türünden yazmaya çalışacaksın. Zaten şurası eksi 3B. Burayla ne? Tıpatıp aynı. Sen buradaki ifadeye hangisini yazarsan bunu bulursun. Mevzu buna dönüştü. O zaman delta'ya girmeden hemen bakacağız. Şimdi şu 4'ü yok etmek istiyorum. Ben burada şununla başlamak istiyorum. Geldim. 4 tane x kare yerine hemen eksi kök 3 bölü 2c yazıp onun karesini alacağım. Geldim buraya. 4 tane a çarpı şurada bölü kök var. Yine x yerine Eksi kök 3 bölü 2'yi yazdım ve C'sini de yine geldik koyduk. Eksi 3B. Eğer yukarıdaki ifadeyi yakalarsam mecburen eşittir 0 olur ve denklemin kökü olur. Bak şimdi geldik buradaki ifadede 4 çarpı 3 C kare bölü 4 geldi. Burada dikkat et kök 3 üç, kök 3'ü 2 bu 4'ü götürdü. Eksi 2 AC oldu. Niye? Artı ile eksinin çarpımından. Ve son olarak eksi 3B geldi. Acaba burası şunlar gittiği zaman neye dönüştü? Yukarıdaki ifadeye dönüştü. Yukarıdaki ifadenin sonucu sıfırdı. Bir şeyi sıfır yapan değer nedir? O denklemin köküdür. O zaman cevap da C şıkkı gelir. Delta'ya giderseniz çok yorar sizi. Ben şu mantığı yaptım. Tekrar söylüyorum. Buradaki ifadede... Ben şunları baktım. Bir bunu yazdım direkt. Niye? Çünkü amacım şu 4'ten kurtulmaktı. 4'ten kurtulmak için aşağıda bölü 2 olsun ki karesini aldım mı 4 olsun. Ve şöyle bir şey çıktı. Bunun sonucunu 0 olduğunu nereden biliyorsun? Şu yukarıdan biliyorum. E bir şeyin sonucu 0 bu ifade onun köküdür güzel insanlar. Geçtik 9. ve bizim son sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri dik koordinat düzleminde aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir? Şimdi hemen geldim şöyle grafiklerimi çizmeye çalışacağım. Birincisi arkadaşlar f kare x yani bu ifade her zaman büyük eşittir 0. Bunun karesini aldığın zaman maviyi maviyle çizelim. Buradaki 4'e geldi. Ne oldu? Şu şekilde aşağı indi ama artık burada şu hareketi yapacak. Niye? Burada fark ettiyseniz zaten 0 oluyor. Ama kare olan bir şey negatif olamayacağı için bunun simetrisini alıyorsun. Yani şurayı artık iptal ediyorsun. Burası tamam. Peki eksi 2'nin karesini aldığın zaman o da 4'e geldi. O da buraya geldi. Peki grafiğe bak. Güzel insan ne yaptı? Hiçbir şekilde sıçrama kopma yaşamadan devam etti. Bu benim işte f kare x fonksiyonum ve bütün gerçel sayılarda sürekli. Şimdi geldik arkadaşlar g mutlak x'e. Bu biraz tabii ki tehlikeli bir grafik. Çoğu arkadaşım belki bilmiyor olabilir. Onlar için detaylı anlatacağım. Burada x ekseninin sağ tarafındaki kısmını sadece alacaksın. Hemen onu geldin şöyle çizdin. Burası ne? 3. Bunu aynen bu tarafa yapıştıracaksın. Geldik bu şekilde yaptık. E peki bu grafik ne güzel insan? Tabii ki bütün gerçel sayılarda sürekli. Mevzu bu. Tekrar söylüyorum. Sadece sağ tarafı alıyorsun. Bunu hop bu tarafa yapıştırıyorsun. Geldim mutlak fx'e. Mutlak fx'in grafiğinde neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? X ekseninin altına grafik düşmeyecek. Yani güzel insanlar şu alttaki yeri alacağız, üste yapıştıracağız. Peki geldim. Hemen o zaman senin için mavi bir şekilde çizeyim ki hemen karışıklık olmasın. Geldik buraya. Üste yapıştırdık. Şurası tam 2'nin olduğu yer. Bu grafik böyle geldi güzel insanlar. Mutlak fx de aynı f kare gibi daima büyük eşit sıfır olduğu için bu ne yaptı? Şu aşağıdaki kısmı yukarı doğru döndürdü. Bu fonksiyona baktım geldim fark ettiysen hiçbir şekilde sıçrama kopma yok. O zaman bu da bütün gerçel sayılarda süreklidir. Cevap da e çıkar güzel insanlar. Böylelikle bütün sorularımız bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere.